Arkadaşlar merhaba, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu olarak Leman Akademi ile gerçekleştireceğimiz 2 günlük etkinlik serimizin ikinci günüyle devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Leman Hanım'ın dediği de gibi yurt dışında yüksek lisans ve staj fırsatları olacak. Dünden aramızda olan arkadaşlarımız vardır ancak isterseniz ben yine de yayın akışından bahsedeyim. Leman Hanım bizlere kendilerinden ve programlarından bahsedecek. Daha sonrasında da ekip arkadaşlarım tarafından hazırlanan ve sizin de chatten ilettiğiniz soruları cevaplandırıyor olacağız. Sizin de aklınızda soru işareti kalmaması açısından tüm sorularınızı iletebilirsiniz. İlerleyen dakikalarda hepsine devam edeceğiz. Leman Hanım siz de hazırsanız etkinliğe başlayabiliriz. Tabii ki çok teşekkür ediyorum. Şimdi önceki yurt dışında yüksek lisans dediğimizde tüm ülkelere başvurmak için belli yeterlilikleri ve gereklilikleri yapmamız gerekiyor. Ne bu yeterlilikler ve gereklilikler derseniz, önceki şunu söyleyeyim. İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu İngiltere, İrlanda, Kanada, Avustralya ve Amerika gibi ülkeler başta olmak üzere bizlerin toplamda 17 ülkede 500 üzeri eğitim kurumu ile resmi bir Türkiye temsilciliği söz konusu. Dolayısıyla benim anlattığım yükümlülükler aslında siz Çin'e gidecek olsanız da, Almanya'yı tercih edecek olsanız da, İngiltere'de olsa, Rusya'da olsa başlangıç için aynı şeyler söz konusu olacak. Olmazsa olmazımız ne derseniz, Türkiye'de eğitim görmüş bir öğrencinin ispatlaması gereken bir şey vardır. O da IELTS. Yani aslında İngilizce yeterli. IELTS sınavını birçok öğrenci sorar. Nedir bu IELTS? Aslında Türkiye'de C1 seviyesini bitirmiş, hatta C2 seviyesini bitiren öğrenciler bile IELTS akademik sınavını verirken çok zorlanırlar. IELTS akademik sınavı, listening, speaking, reading ve writing becerilerinizi ölçen bir İngilizce seviye belirleme sınavıdır. Eşleniği TOEFL'dır ama TOEFL Amerika menşeli bir sınavken IELTS İngiltere menşeli bir sınav. Avrupa ve İngiltere'deki birçok okul artık şunu söyledi. Ben sadece IELTS kabul ediyorum. TOEFL'ı kabul etmiyorum. Amerika'daki birçok okul hala IELTS kabul ediyor. Dolayısıyla hangi sınav genel geçer, bir sınavı vereyim ki tüm dünyada geçerliliği olsun diyorsanız bu sınav IELTS olacaktır. IELTS'inizden, akademik IELTS'den 6-6,5 gibi bir puan sizi birçok üniversiteye yerleştirecektir diyebilirim. Bunun dışında tabii ki biliyorsunuz, dün de bahsettim. Hem staj imkanları için, hem work and travel için, hem work and study için aslında ileride hayatınızı belirlemek için CV'niz oldukça önemli. CV'nizin içerisinde daha önce bir programa katılmış olmak çok ciddi bir artı sağlayacaktır sizler açısından. Ne gibi bir artıdan bahsediyorum? Aslında siz o ülkeye daha önce gittiyseniz, dün staj örneğinde verdiğim gibi, İnanılmaz bir pozitif yansımasını göreceksiniz. Kendimden şöyle bir örnek verebilirim. Ben İngiltere'nin, yani United Kingdom'ın aslında en iyi ikinci üniversitesine gittim. London School of Economics'ten sonra University of Southampton, Business alanında Cambridge ve Oxford'dan daha iyi bir okuldur. Benim not ortalamam 2.87 ya da 86'ydı. Bu civarda bir not ortalamasıyla burslu olarak kabul aldım. Şimdi şu çok, ve okul bursluydu. Şimdi bu çok kritik bir nokta, çünkü not ortalamam 3'ün üzerinde değildi ve herkesin söylediği tek bir şey var. Not ortalaması 3'ün üzerinde olmak zorunda yurt dışında yüksek lisans için. Peki not ortalaması 3'ün üzerinde olmayan, kendimden örnek vereceğim yani. Hem not ortalamam 3'ün üzerinde değil, hem de bilmiyorum yani, hani çok böyle başarı ve burs, yani okul olarak çok iyi bir üniversiteden mezun olmadım aslında dünya sıralaması açısından. Gazi Üniversitesi'nden mezun oldum. Dolayısıyla neden seçildiğimi ve neden bursa layık görüldüğümü sorarsanız, aslında CV'mde daha önce hep bir yerlerde çalışmam ve yurt dışına gitmiş olmam ve yurt dışına katılmış olduğum programlardır demem gerekiyor. Çünkü okul bursu aslında öyle Türkiye'deki gibi kolayda çıkan bir burs değildir. Onu söylemem gerekiyor. Şimdi not ortalaması önemli diyeceğim. Ama ne kadar önemli? İşte bu esnekliği siz sağlayabiliyorsunuz. Yine genel olarak, hani çok böyle genel konuşmamız gerekiyorsa, 3'ün altında olmaması tavsiye edilir. Bunun dışında ülke bazına gelecek olursak, Amerika
Avustralya ve Kanada'yı ben üçlü olarak aynı kefede değerlendirmek istiyorum. Çünkü bunlar IELTS sınavına ek olarak sizden bir de GRE ve GMAT sınavı isterler. Ne peki bu GRE, GMAT? Bu da Türkiye'deki aynı ALES gibi düşünebilirsiniz. Nasıl sizin Türkçe ve matematik becerileriniz ölçülüyor ALES sınavında? GRE ve GMAT sınavlarındaysa sizlerin İngilizce ve matematik becerileriniz ölçülür. Biraz da genel kültür, genel yetenek şeklindedir. Ben de üniversite tercihi yaparken İngiltere'yi tercih etmemin en büyük sebeplerinden birisi de GRE ve GMAT sınavlarına aslında girmek istememdi. Biraz daha kolay yolu tercih ettiğimi söyleyebilirim. Şimdi Amerika, Avustralya ve Kanada için IELTS'ten almış olduğunuz 6-6,5'a ek olarak bir de dediğim gibi GRE-GMAT sınavları var. Buna ek olarak bu ülkelerde üniversiteler 2 sene sürüyor. Türk öğrencilerin en çok karıştırdığı şey şu oluyor. Acaba biz yurt dışına gideceğiz ama devlet üniversitesi olursa uygun mu olur? Özel üniversite olursa paralı mı olur? Yani devlet üniversitesi ücretsiz sonuçta Türkiye'de. Aynı mantıktan devam ediyorlar. Fakat İngilizce eğitim alacağınız ülkelerde bu eğitim sistemlerinde devlet ya da özel olması hiç fark etmez. Birçok öğrenci bana peki devlet üniversitesinde aynı fiyatlar geçerli mi diyorlar. Maalesef sağlık sistemi de eğitim sistemi de bu ülkelerde paralı. Dolayısıyla parası olmayan öğrenciler devlet üniversitesinde de okuyamıyorlar. Hele devlet üniversitelerinin ücretlerinin daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Çünkü sıralamaları daha iyi üniversitelerdir. Şimdi Avustralya'da 2 sene yüksek lisans dedik. Yüksek lisans ücretleri senelik 20-22 bin Avustralya dolarından başlar. Amerika için yüksek lisanslar senelik 18 bin dolardan başlar. 2 sene sürüyor, bunu unutmayalım. Kanada için de yüksek lisans ücretleri senelik 22 bin, 24 bin Kanada dolarından başlar. Tabii ki bu ücretler 35 bin, 36 bin hatta 60 bin dolarlara kadar çıkıyor. Okulun dünya üzerindeki sıralamasına göre belirlenen bütçelerdir diyebilirim. Bunların alternatifi ne peki? Tabii ki İngiltere, bizim de merkezimizin bulunduğu İngiltere gözümüzün çiçeği diyebilirim. Şimdi İngiltere'de ne olursa olsun yüksek lisanslar bir sene sürüyor. Diğer ülkelerin aksine bir senede hem yüksek lisansı bitirebiliyorsunuz hem de sizden ekstra bir GRE, GMAT sınavı falan istemiyorlar. Sadece IELTS'ten almış olduğunuz puan yeterli oluyor. Buna ek olarak İngiltere'de yüksek lisans ücretleri senelik 15 bin pound'dan başlıyor. Peki bu 15 bin pound nasıl karşılayacağız, nasıl olacak derseniz de aslında siz İngiltere'de okurken çalışabiliyorsunuz. Küçük bir örnek vereyim. Ben part-time çalışıyordum ve yani kaldığım yerde Southampton aslında daha böyle küçük bir şehirdir. Ve kaldığım yerde hafta sonu çalışarak yaklaşık 1500-2000 dolara yakın harçlığım oluyordu. Ve bu sadece part-time çalıştığım halde elde ettiğim ücretti. Hafta sonu coffee shop'ta 6 saatlik bir shift aldıktan sonra pazar günü Paris'e gidip geliyordum açıkçası. Londra Paris arası 20 pound'dan yani tren bileti 20 pound. Paris'e gittiğiniz zaman harcamalarınız açıkçası hani 50 euro civarında tutuyor ya da tutmuyor. Zaten bir günde 250 pound kazanabiliyorsunuz. Dolayısıyla benim harcamalarım oldukça makul ilerliyordu açıkçası. Birçok arkadaşımla Avrupa'yı da ziyaret edebilme şansımız oldu. Barcelona'ya mesela 9 euroya uçak bileti aldık ya da İrlanda'ya yine 17 euroya gittiğimizi biliyorum. Hem ekonomik hem de aslında kazandığınız zaman yani çalıştığınız takdirde kazandığınız ücretler oldukça fazla. Bugün başka bir sunumda bir arkadaşım şu soruyu sordu aslında. Sizin sorularınıza geçmeden onu da eklemek istiyorum. Peki bunun zorluğu nerede? Yani her şey bu kadar güzel olabilir mi? Hakikaten oluyor. Tek zorlandığı nokta öğrencilerin şunu söyleyeyim. Tez dönemi. Şimdi tüm dünya tez dönemini bir senede bitirirken siz 3 ayda bitiriyorsunuz. Bir de İngiltere şunu sağlar size. Dünyanın en köklü şirketlerinde staj imkanı sağlıyorlar. Siz mezun olurken aslında stajınızı yapabiliyorsunuz. Nerede yapıyorsunuz? İşte HSBC'de ya da buradaki çok köklü firmalarda. En azından hani kendi adıma işletme alanından firmaları biliyorum tabii ki ama sizlerin de yapabileceği çok fazla köklü firmalar var. Head office'leri olsun. Zaten İngiltere ekonominin de kalbi. Açıkçası
Burada gideceğiniz firmalarda staj imkanı sağlıyorsunuz. Çünkü zaten senede iki kere üniversitenize geliyorlar. Üniversitenin vermiş olduğu eğitim gereği bir kere uzaktan bir projede çalışırsınız. Yani uygulamalı eğitim ile ilerlerler. Nasıl? Sizin sadece tezleriniz ya da assignment'larınız olmaz. Proje ödevlerinizde grup arkadaşlarınızla birlikte sizler Amerikalı, Kanadalı, Avustralyalı firmaların doğrudan yetkilileriyle muhatap olursunuz. Bir dönem öyle bir dersiniz olur. İkinci dönem ise gitmek istediğiniz aslında ülkeye göre tercih yapabiliyorsunuz. Edinburgh'a da gidebilirsiniz İskoçya tarafına. Fransa, Hollanda ya da İspanya gibi bir firmada uygulamalı eğitimde alabiliyorsunuz. Yani bu böyle staj gibi değil, aslında oraya gidip firmayı denetleyebilme hakkına sahip oluyorsunuz. Ya da bir startup'ı hayata geçirebilirsiniz. Sizlerden beklenti çok güzel ve çok eğlenceli ilerliyor aslında. Öğrencilerin başka merak ettiği şey ise, peki kalır mıyız? Sınıfta kalıyor muyuz? Bunu şimdiye kadar hiç yaşamadım. Hiç. Bunun için aslında okula hiç gitmiyor olmanız gerekiyor diye düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü okula gittiğiniz zaman Türkiye'deki gibi en zorunu ben vereyim, en zorunu ben sorayım ve işte en iyi üniversiteyim, o yüzden de bütün sınıf kalmalı şeklinde bir düşünceleri yok. Sınıf kalıyorsa akademisyen başarısızdır şeklinde bir bakış açıları var açıkçası. Dolayısıyla size öğretmek isterler. Nerede tıkanıyorsanız her zaman akademik anlamda yanınızda olurlar. Okul bitiyor, bitiyor mu? Hayır. 2 sene boyunca hiçbir şey yapmasanız bile yüksek lisansta, yani yüksek lisans sonrasında ülkede kalabiliyorsunuz. Çalışabilme iznine sahipsiniz 2 sene boyunca. Sonrasında zaten benim öğrencilerim stajı yerleşirler zaten. Tez dönemiyle staj dönemini çakıştırıp bir yandan staja gidip, maaşlı staj oluyor bu arada stajlarınız. Bir yandan iyi bir firmada staja giderken akşamları da tez yazıyorlar. O noktada biraz zorlanabilip işte mesela bir ay uzatmaya başvurabiliyoruz yüksek lisans için. Hani böyle bir extension istiyoruz. Çünkü öğrenci staja gidiyor, bir yandan da tezini yazıyor. Hakikaten zorlanabiliyor. Ufacık şeye bahsedeceğim, sonra hemen sorularınızı alacağım. İrlanda'daki yüksek lisans konusuna girecek olursak da İrlanda, İngiltere ne yapıyorsa aynısını yapıyor. İngiltere'nin arka bahçesi diyebilirim. İrlanda'da da yüksek lisans 1 sene sürüyor. Mezuniyet sonrası 2 sene boyunca yaşama ve çalışma hakkınız oluyor. Program farkındaysanız zaten 2 sene içerisinde kendini karşılayan programlar. Yani siz 10 bin 15 bin pound vermiş olsanız bile İngiltere'de kazanacağınız senelik ücretler 35 bin pound'dan başlıyor. Dolayısıyla 2 sene içerisinde bile zaten başlangıçta ödediğiniz ödemeyi karşılıyorsunuz. Birçok öğrenci bu şekilde de yapar. Bunun dışında İrlanda'da yüksek lisanslar senelik 10 bin euro'dan başlıyor. Dediğim gibi okurken çalışabilme imkanınız da oluyor. Yine GRE ve GMAT istemezler. Bu şekilde diyebilirim sanırım. Sorular da gelmeye başladı. Evet, teşekkür ederiz detaylı anlatmanız için. Ben arkadaşlarımdan gelen soruları iletiyor olacağım. Düşük ortalaması olan kişinin yüksek lisans şansı yok mu acaba? Ne tür zorluklar olabilir? Bir de İngiltere staj imkanları tüm bölümler için geçerli mi? Stajdan dün bahsetmiştik. Avrupa stajları olarak değerlendirmiştik. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktığı için aslında Avrupa stajlarına dahil değil. Dolayısıyla stajınızı İngiltere'de maalesef yapamıyorsunuz. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması bence çok çok güzel bir şey oldu. Türk öğrencilerin önü aşırı derecede açıldı arkadaşlar. Eskiden yüksek lisans bitiren öğrenci, lisans bitiren öğrenci İngiltere'de kalamıyordu. Artık İngiltere diyor ki, nitelikliysen, benim ülkemde bir eğitim programına katıldıysan ben senin ülkemden gitmeni istemiyorum. Dolayısıyla burada kal. Sınırsız oturumsa sınırsız oturum. Ne istiyorsan o. Ama Avrupa'dan artık ben bir işçi istemiyorum, eleman istemiyorum. Dolayısıyla öğrenci buraya geldiğinde de artık çok kolay iş buluyor. Çünkü artık Avrupalılar yoklar diyebilirim. Teşekkürler yanıtınız için. Arkadaşımızın bir diğer sorusu da ödemeleri peşin mi yoksa çalıştıkça mı ödediniz? Bursluydum aslında ben. Dolayısıyla öyle bir durum olmadı. Ama şunu söyleyebilirim. Ödemeleri 2 taksit olabiliyor, 6 taksit halinde ödeyebiliyorsunuz. Okuldan okula değişen ödeme politikaları vardır. Fakat
şunu çok net söylemem gerekiyor. Öğrenci bence burs alıp almayacağını bilmeden de sanki hiç burssuzmuş gibi hazırlanmalı bu duruma. Taksitle ödeme seçeneği maalesef yoktur. Yani gitmeden önce banka hesabınızda nasıl ki Work and Study'de banka hesabınızda yaşam giderlerinizi göstermeniz gerekiyordu. İngiltere'de, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da yüksek lisans düşündüğünüzde de okul ücreti 60 bin dolar mı? O zaman sizin okul ücretine ek olarak bir de yaşam giderlerinizi göstermeniz gerekecek. Dolayısıyla İngiltere'de bu durum biraz daha ekonomik olduğu açısından kolaydır. Bir sene boyunca yaşam giderlerinizi göstermeniz gerekiyor. Bu noktada vize triklerine başvuruyoruz tabii ki. Vize memuru o anlık bir banka hesap dökümümüzün fotoğrafını istiyor sadece. Yani sonrasında şey demiyor işte Ceyda Hanım Leman Hanım'dan işte borç almıştı. Bunu böylesine göstermişti. Sonrasında Ceyda Hanım o parayı doğrudan Leman Hanım'a geri iletti. Ve aralarındaki ilişki ne durumdadır? Bunu kimse sorgulamıyor. Dolayısıyla ben de vize almadan önce yaşam giderlerimi teyzemlerden aldığımız borçla göstermiştim. Daha sonra doğrudan teyzemlere geri ödedik diyebilirim. Teşekkürler yanıtınız için. Arkadaşlar sorularınızı chatten iletebilirsiniz. Ben de bir diğer sorumla devam edeyim Leman Hanım. Ülke bazlı konuştuk ancak sizce okul seçimi yaparken dikkat etmemiz gerekenler neler? Bu çok kişiden kişiye göre değişen bir durum. Çünkü şu var, gerçekten çok güzel bir soru. Ama şunu bilmek gerekiyor. Bizim odağımız ne? Ekonomik mi düşünüyoruz? Sıralaması iyi olan bir üniversite mi düşünüyoruz? Sıralaması iyi olan başarılı bir üniversite aslında çok da ekonomik olmayabiliyor. Dolayısıyla şuna karar vermek lazım. Ben ne istiyorum sorguladığınız zaman sıralaması iyi olursa bile bir üniversitenin o noktada şu trik vardır. Mesela University of Southampton'ın benim gittiğim sene sıralaması dünya üzerinde 96 idi. Fakat business alanında hakikaten çok ilerideydi. Dediğim gibi UK'de ikinci sıradaydı. Şimdi mühendislikte geri olması business'ta geri olduğu anlamına gelmiyor üniversitenin. Dolayısıyla her üniversitesinin dünya sıralamasına baktığınız gibi bir de bölüm sıralamasına bakmanızı tavsiye ederim. Buna ek olarak bakabileceğiniz bir diğer nokta da bence lokasyonlar. Çünkü bir üniversite yapan şey kampüs. İngiltere'ye geliyor öğrenciler. Diyorlar ki ya bana çok farklı geliyor. Tabii ki birçok öğrenci için hayaldir. Bilmiyorum. Manchester'a gitmek istiyorum. Mesela genelde erkek öğrencilerimiz bunu yapıyor. Böyle futbol takımlarından dolayı bildikleri ve yakın hissettikleri için sanırım hiçbir fikrim yok. Manchester Üniversitesi de hakikaten dünyada iyi bir üniversitedir. Bir problemim yok ama gri bir yere gidiyorsunuz. Sürekli yağmurun olduğu bir yere gidiyorsunuz. Türkiye'de hangi şehirdeydiniz bilmiyorum ama öyle bir yağmur yok arkadaşlar. Hani iklimi de görmek gerekiyor. Mesela ben güneyde olduğum takdirde bile yağmurlar kış döneminde benim canımı çok sıkıyordu. Her şeye hazırlıklı olmanız gerekiyor. Ha şu var, Avrupa'ya gidenler genelde işte Avrupa'yı kötülerler. Bizim ülkemiz cennet işte şu bu derler ama sonra günün sonuna baktığınızda orada yaşamaya devam ederler. Misal ben. Şimdi burada şunu da bilmek lazım. Evet kampüs imkanları çok önemli. Kampüs, güzel bir kampüs seçmeniz gerekiyor. Odağınız ne ona bakın ama bence sosyalliğine de bakın. O ülkenin, o üniversitenin, o şehrin. Çünkü sizi üniversiteye bağlayacak olan özelliklerden birisi de sosyal bir okula gittiğiniz takdirde karşılaştığınız kulüpler bile çok ilginizi çekebiliyor. Yani öyle bir şehirdeyiz ki, yani ülkedeyiz ki aslında onu söyleyeyim İngiltere. 7-24 yağmur yağabilir. Biz planlarımızı güneşe göre ayarlıyoruz. Güneşin olduğu haftalarda açıkçası böyle koşa koşa dışarıdayız. Hiçbir şey yapmıyoruz. Güneş olmadığında da evde çalışıyoruz açıkçası. Onu söyleyeyim. Tabii böyle dedim sürekli işte yağmura mı gideceğiz nasıl olacak falan demeyin. Merak etmeyin, o kadar da değil ama yağmurlu bir ülkeye geliyorsunuz. Diğer sorumla devam ediyorum. Ülkeye göre eğitim içerikleri illaki değişiklik gösteriyordur ancak bu noktada eğitim alırken İngilizce dışında herhangi bir dil bilme zorunluluğu olabilir mi? Yoksa İngilizce tek başına yeterli midir? Avrupa'yı düşünüyorsanız
zorunluluk vardır. Avrupa'daki, şimdi Avrupa konusuna dilerseniz girelim. Bu sorular sizin hazırladığınız sorular da değil mi? Tamamdır. Bu sırada hani arkadaşlarımdan da sorular gelirse devam Evet. edelim. Çok güzel bir soruymuş. Şimdi Avrupa'da yüksek lisans birazcık bu ana dil İngilizce olan ülkelerden farklılık gösterir. Birçok öğrenci daha ekonomik olduğu için Avrupa'daki yüksek lisansı tercih ediyor. Nasıl? Şimdi Almanya'ya giderseniz ücretsiz bir yüksek lisans elde edebilirsiniz. İtalya'da burs bulmak çok kolay. Gözünüzü açıp kapatın, Polonya'daki bir üniversitedesiniz. Ya da Fransız üniversiteleri hakikaten çok fazla burs verirler. Ama şunu görmek lazım. Artık yurt dışında herkes okuyabiliyor. Yurt dışında dil eğitimine gitmek, yurt dışında bir yüksek lisans programına gitmek çok çok kolay. Benim hocalarımın beni özellikle uyardığı tek bir şey vardı. Artık yurt dışında yüksek lisansın modası bitti Lemma. Bence doğrudan çalış demişlerdi. Önemli olan sizin yurt dışında kariyerinize devam edebilmeniz. Kariyerinizi gerçekleştirebilecek misiniz? Mezun olduktan sonra sizin ne bekliyor? Türkiye'de hala şunun bir popülerliği var. Siz hiçbir şey yapmasanız bile yurt dışında 3 sene geçirin, İngiltere'de yaşayın, Londra'da 3 yıl yaşadım bir gelin Türkiye'de. Hakikaten bütün hani iyi pozisyonlar sizin için açılıyor. Yüksek lisansını İngiltere'de yapmış. Abi de üstüne işte şurada çalışmış dediğiniz noktada aslında bütün kapılar açılıyor. Bu çok adaletsiz bir şey biliyorum. Ama Türkiye'de ekmek yiyorsunuz bu şekilde. Yurt dışında çalışabilmek için Avrupa'daki bir yüksek lisanstan mezun olduğunuzda nerede çalışıyorsunuz? Maalesef çalışamıyorsunuz. Ya Türk firmalarında çalışırsınız ya da ülkemize geri dönersiniz. Okullar her sene bizlerle istatistiksel olarak verilerini paylaşırlar. Yine sizler de bakabilirsiniz bu verilere. Her ülkenin belli Türk nüfusu vardır. İşte international student kısmı da vardır. Avrupa'da baktığınız zaman Almanlar bile mesela bir Fransız üniversitesinden mezun olduğunda Almanya'ya geri dönüyorlar. Bu noktada bizim için her şey çok daha zor. Vizemize sponsor olan bir şirket bulmamız gerekiyor. O şirketin bize sponsor olabilmesi için Avrupa'da belli bir miktarda ödeme kazanıyor olmanız lazım. Yani okulu bitirdiniz ve sizin aslında maaşınız 20 bin euro. Diyor ki Avrupa Birliği, yok diyor 20 bin euro zaten sıradan bir elemana verilen ücret. Sen diyor 30 bin euro özellikli bir öğrenci ol. Yani özellikle bir çalışan ol. 30 bin euro kazanacak durumda ol. O zaman sana sponsor olur mu diyor. Yeni mezun öğrencilerimiz de maalesef bu özelliklere sahip olamıyorlar. Dolayısıyla Avrupa'da iş bulamıyorlar. Okurken de bulamadıkları için o ülkelerde ana dili biliyor olmak lazım ama ana dili hiçbir zaman o ülkenin vatandaşı gibi bilemeyeceğiniz için hayat hakikaten zorlayıcı olabiliyor. Özellikle benim en takıntılı olduğum konu öğrenci ekonomik sebeplerden dolayı şu anda çok popüler Macaristan, Polonya gibi ülkeleri tercih etmek istiyor. Tamam tercih güzel Polonya'yı bitirirsen ben 2 sene de okuyacak yaşam masraflarını da kendi karşılıyor bu arada. Polonya'da çok uygun olduğu için eğitim. Şimdi doğru, güzel bir mantık, tamam. Ama bitirdiğiniz zaman Avrupa'da hiçbir yerde iş bulamıyorsunuz. Yani çok istisna öğrencilerimiz var mı? Var yani. Böyle illa yani kimse iş bulamaz gibi bir durum söz konusu değil ama çok zorlanırsınız. Ben bu kadar zorlanmanın başka bir yerde olsa daha da verimli olacağını düşünüyorum. Yani İngiltere, İrlanda gibi ülkelerde aynı eforu sarf etseniz sizi nelerin beklediğini hayal bile edemezsiniz. Dolayısıyla ana dilde ikinci bir dili, İngilizcenin dışında ikinci bir dili bilme zorunluluğunuz oluşabilir Avrupa'da herhangi bir yer düşünüyorsanız diyebilirim. Teşekkürler yanıtınız için. Diğer bir sorum da her bölüm için yüksek lisans fırsatı var mı? Kendi lisans alanımız dışında bir alanda yüksek lisans yapabilir miyiz? Çok güzel soru. Şimdi Amerika, Kanada ve Avustralya için şunu söyleyeceğim. Alan değişikliğine gittiğinizde çok zorlanırsınız. Çünkü bu ülkelerde rekabetin fazlalığı sebebiyle öğrenciler alanlarını değiştirirken zorlanır. Alan değişikliği için de şunu söyleyeceğim. Zaten mühendis öğrencilerimiz ya da mimarlık bölümü öğrenciler günün sonunda bir bakarız. İşletme, business, finance gibi bölümleri tercih etmişler ki olası olan da budur. İleride yönetici pozisyonunda çalışmak istiyorsa öğrenciler bunu tercih eder. Fakat dedik ki
İşletme bölümü öğrencisi, alanında aslında psikoloji yoktu ve psikolojiyi tercih etmek istiyor. Edebilir mi? Eder. Bu noktada İngiltere bu anlamda çok büyük esneklikler sağlıyor. Sanat okuyan bir öğrenci de psikolojiden tercih yapabiliyor. Yüksek lisansa gidebilir. Çok büyük bir esneklik sağlamış durumda. Ne önemli? Okulun o sene başvuran öğrencileriyle alakalı bir durumumuz var. Şimdi okul o sene öğrenci, kaç tane öğrenci başvurmuş? Bu çok önemli. Mesela fotoğrafçılık mezunu olan bir öğrenci psikolojiden yüksek lisans yapmak istiyorsa background'unda bu tarz bir sertifika programına katılmış olmalı bana göre. Çok kolay değildir. Yani background'umuzda o alanla alakalı bir şeyler olması lazım ya da bir alakası olmalı. Yani mühendisin işletmeden tercih yapması çok kolay. Ya da mesela işletme bölümü öğrencisi transkriptinde ticaret hukuku var. Ve gitti ticaret hukukuyla alakalı bir yüksek lisans yaptı. Yapabilir ama aile hukuku yapamaz gibi değişiklikler söz konusu. Ama Türkiye'deki gibi katı olmadığını söyleyebilirim. Teşekkürler yanıtınız için. Bu sırada da bir soru gelmiş, onu ileteyim. İskandinav ülkeleri için ne diyorsunuz? Bir de Litvanya. Hikmet Bey için aslında şunu söyleyeceğim. Litvanya'yı ben hiç tavsiye etmem. Yani Polonya Macaristan'dan da sonra geliyor benim açımdan. Ama onun dışında İskandinav ülkeleriyle bizler maalesef çalışmıyoruz. Ve 17 ülkemizin içerisinde İskandinav ülkeleri bulunmuyor, dahil değil. Ekonomik olduklarını çok düşünmüyorum. Yani üniversite ekonomik ama şehir, yani ülkede yaşamak biraz daha pahalı olduğu için öğrencilerimizin çok tercih etmediğini söyleyebilirim. Litvanya için çok ekonomiktir ama size katacakları Polonya'dan daha azdır diyebilirim. Macaristan ayarında düşünebilirsiniz. Sırada bir soru ileteyim isterseniz Leman Hı. Hanım. Eğitim sonunda elde edeceğimiz belge, diploma diğer ülkelerde de geçerlilik sağlıyor mu? Burada çok kritik bir nokta var. Bahsettiğim ülkelerde elde edeceğiniz diplomalar tabii ki sağlar. Hani hiçbir problem olmaz. Hatta şunu özellikle söylemem gerekiyor. Bir İngiliz üniversitesinden mezun olduğunuzda size 5 sene boyunca kariyer desteği sağlarlar. Bu destek sadece İngiltere'de değil, tüm dünyada geçerliliğini koruyan bir destektir. Portalınızı kapatmadığınız sürece daha önce akademisyenlerinizin size yardımcı olacak kariyer servisindeki kişilerin referansları ve destekleri sayesinde sizi doğrudan işe alır firmalar. Yani aslında siz artık iş başvurusuna bulunmanıza gerek kalmaz. Sizin CV'nize ve yapmak istediğiniz işe göre match yaparlar. Dolayısıyla bu üniversiteler dünyada sıralı, yani saydığımız ilk yüzde, ilk 200'de, belki ilk 500'de, hatta ilk 1000'de olan üniversitelerin ciddi bir avantajı söz konusudur diyebilirim. 5 sene boyunca da bu destek sağlanır açıkçası. Size iş teklifleri gelmeye devam eder. Pandemi sürecinde bile o kadar çok iş teklifi geliyordu ki hani inanın böyle aklım falan almıyordu diyebilirim. Üniversite öğrencilerinde bizim okula gelen öğrencilerimizin geneli okurken bile çalışmaya başlarlar bir firmada. Onu söylemem gerekiyor. Fakat ilk 1000'in altında üniversitelerde vardır. Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi'nin bile 800 bandında olduğunu söylemek zorundayım. Şimdi Türkiye'nin top üniversitesinden bahsediyoruz. Diğer üniversiteler bu listeye giremiyorlar bile. Öyle olduğu zaman aslında gideceğiniz her üniversite çok çok iyi bir üniversite oluyor. Alacağınız her eğitim çok iyi oluyor. Ama ilk 1000'de olmasına dikkat edin. İlk 1000'in altındakiler Türkiye'ye döndüğünüzde bile sayılmaz. Yokten denklik alamazsınız. Bu çok önemli bir Teşekkürler yanıtınız için. Chatten gelen soruyu ileteceğim ben de. Hocam, iş kriterdir. imkanı açısından ve yüksek lisans sonrası yine iş bulma açısından çok olumlu konuştuk. Hiç faydalanamama gibi bir durum olan öğrencileriniz oldu mu? Nasıl faydalanamama? Yani bu imkanlardan faydalanamayan, yüksek lisansı bitirdiği halde mi? Sanırım öyle kastediyor. Her arkadaşımız da daha detaylı sorusunu yazarsa o şekilde de cevaplandırabiliriz. Tamamdır. Yani iş bulamayan, evet Ayşe Hanım demiş ki iş bulamayan. Yani iş bulamayan öğrencilerimiz, iş beğenmeyen öğrencilerim oldu diyebilirim.
Yani nasıl ki mesela öğrenci Türkiye'ye dönmek istedi. Türkiye'ye dönebilirsiniz. Ama Türkiye'de de Aselsan, Roketsan gibi bir yerde işe girmek isteyen öğrencilerimiz oldu. Ama 4-5 ay içerisinde iş buldular, işlerine yerleştiler. Hani hiç nasıl diyeyim? Biraz daha şu oluyor öğrencilerde. Ben lisans eğitimimi tamamladım. Üstüne yüksek lisans yaptım. Lisans eğitimimde bana, yani karşılaştığım aynı işlerle karşılaşacaksam neden o kadar ödeme yaptım? Niye İngiltere'ye gittim? Niye yüksek lisansımı yaptım şeklinde düşünürler. Ama Türkiye'deki firmalarda öğrenci yurt dışında yüksek lisans sonrasında çalışmadığı takdirde diyorum ki hani doğrudan Türkiye'ye gitmeyin. Birazcık 1-2 sene de olsa burada çalışın. Eskiden tabii ki şu vardı. Bunu eskiye dayanarak söyleyeceğim. Eskiden mecburdunuz Türkiye'ye dönmeye. Avrupa Birliği'nden çıkmadığı için İngiltere 2 sene böyle bir şey vermiyordu. Siz şu anda İngiltere'de restoranda çalışacak olsanız bile kalabiliyorsunuz. İş ararken kendi kendinize amorti edebiliyorsunuz. Yaşam masraflarınızı sağlayabilirsiniz. Fakat eskiden böyle bir şey yoktu. Öğrenciler Türkiye'ye dönmek zorundaydı. Türkiye'ye döndüklerinde de beğenmeme gibi durumlar oluyordu. İş teklifleri geldiğinde daha iyisini bekleyen çok öğrencim oldu. Hatta pandemi sürecinde Türkiye'deki pazar dolayısıyla böyle zorlandığımız durumlar oldu. Ama yani maksimum 5 ay sürmüştür diyeyim. 5 ayın fazlasında işsiz kalan öğrencim olmadı. Hatta şunu söyleyeyim, pandemi döneminde birçok öğrenci Amazon, Starbucks, McLaren gibi büyük firmalardan okurken iş teklifi aldılar. Dolayısıyla oransal olarak konuşacaksak %5 sıkıntı yaşamışızdır. %95 çok olumlu sonuçlar almışızdır. Teşekkürler yanıtınız için. Diğer bir sorumuz da Slovakya'da çok iyi teknik üniversiteler olduğunu görüyoruz. Önerir misiniz? Önermem. Yani öyle söyleyeyim. Açıkçası şöyle bir durum var. Üniversitenin sıralaması iyi olsa da Almanya'daki birçok üniversitede iyi aslında sıralama olarak. İtalya'da da çok iyi üniversiteler var. Dediğim problem aslında Avrupa ile geçerli. Ekonomisinin iyi olması lazım. Mezuniyet sonrasında üniversite ne olursa olsun mezuniyet sonrasında öğrencilerin iş bulması gerekiyor diyebilirim. Ayşe arkadaşımız da tekrardan bir soru sormuş. Peki İngiltere'de genelde kendi alanımızda mı iş bulup yerleşiyoruz? Bu iş bulmak derken de bir şey. Tabii ki. Kesinlikle yani zaten siz İngiltere'de şu vardır. Çok iyi firmalara gittiğiniz zaman bile ben bunu zamanla öğrencilerimden öğrendim tabii ki. Mesela McLaren dünyada biliyor musunuz bilmiyorum ama Ferrari gibi lüks araba üreticisidir. Lamborghini, McLaren en önde gelen firmalardan. McLaren'da düşünün ki ürün yöneticisi yani üretimden sorumlu kişi lise mezunu. Dünyanın en seçkin firmasından bahsediyoruz. Yine IKEA'ya bakacak olursak, benim burada da öğrencilerimden duyduğum. IKEA'da bir iş arkadaşı işten çıkarılıyor ve yerine aldıkları kişi sertifika programından mezun olmuş bir British. Şunu görüyorsunuz, İngilizler üniversite okumuyor. Bu iyi firmalar var. Şimdi İngiltere'de o kadar çok iyi firma var ki, bu iyi firmalara kim gelecek, kim yerleşecek? Yüksek lisans yapan kişilerin sayısı çok az. Dolayısıyla öğrenciler mezun olduklarında inanılmaz özellikle mezun olursunuz. Hem bu durum Amerika'da da böyledir. İngiltere'de de böyle, Avustralya'da, Kanada'da böyle. Çünkü bu ülkelerde ekonomi çok yüksek düzeyde. Bir öğrenci, mesela dedim ya size ben garsonken bile 1500-2000 pound kazanıyordum. Dolayısıyla şu var, siz 2000 poundla burada kiranızı ödersiniz, Londra'nın merkezinde kalırsınız, yaşam çok uygun. Ekonomik yani alım gücü çok yüksek olduğu için aslında öğrenci şuna bakıyor. Liseden mezun olduktan sonra hatta lise bile okumak zorunda değil, çok iyi düzeyde alım gücüne sahip olmak için. Zaten okurken birçok öğrenci çalışır. Dolayısıyla paranın tadını bir kere alan, üniversiteden mezun olsam ne olacak mantalitesiyle hiç bulaşmaz. Yüksek lisans yapan çok az kişi vardır. Dolayısıyla yüksek lisans yapan öğrenci kesinlikle kendi alanında çok rahat iş bulur.
Yani diğer bir sorum da aslında önceki sorularda da pandemiden bahsetmiştik biraz kelimesi geçmişti. Bu içerisinde bulunduğumuz koşullarda yüksek lisans online olarak mı devam ediyor? Ne gibi önlemler alındı? Hibrit yöntemine geçildi. Yani nasıl şu anda yüz yüze eğitim devam ediyor ama önceden nasıl ilerliyorduk? Hibrit yöntemiyle sınıfın kapasitesi 60 kişi ise bunu 3'e böldük. Önemli derslerde 20-20-20 şeklinde daha fazla saat akademisyenler görev yaptı. Ama öğrenciler daha büyük sınıflarda daha az kişi derse girdiler. Mühim olan derslere katılındı. Yani laboratuvar derslerini kesinlikle uygulamalı olarak gördüler. Ya da görmeleri gereken proje çalışmaları olduğunda açık havada devam ettiler. Veya yani üniversiteler bu anlamda alan sağladı öğrenciler için. Kütüphanelerde bile değişiklikler uygulandı. Saatli girişler oldu. Eskiden ve sabaha kadar kalabiliyordunuz. Sürekli dezenfekte ediliyor zaten her yer. Bunun dışında online olan dersler de oldu. Mesela İşletme için konuşayım. Genel işletme bilimine giriş dersi online devam etti. Siz hangi dersleri fiziksel olarak gitme zorunluluğunuz varsa bir noktada onlara fiziksel olarak giderken online alabileceğiniz derslere de online girdiniz diyebilirim. Bu tüm dünyada aslında bu şekilde ilerledi. Yani tüm dünya derken şunu söyleyeyim. İrlanda, İtalya'da mesela çok güzel ilerlettiler. İrlanda'da, İngiltere'de, Kanada, Amerika, Avustralya gibi ülkelerde. Hatta şunu da söylemem gerekiyor. Kanada'da hala online devam ediyor. Yüz yüzeye Eylül döneminde geçeceklerini umuyoruz ama bayağı bir süredir Kanada online'ı bozmadı diyebilirim. Teşekkürler yanıtınız için. Arkadaşlar siz de chatten sorularınızı iletebilirsiniz. Benim bir diğer sorum da aynı anda farklı kurumlarda yüksek lisans yapabilir miyiz? Yok. Yani aynı anda iki üniversitede yüksek lisans yapmaktan bahsediyorsunuz. Aslında şöyle, şunu yapan öğrencilerimiz oluyor. Soruyu doğru anladım. Yani anlamışımdır inşallah diye düşünüyorum. Türkiye'de mesela birinci sınıfta devam ediyor. Uzaktan eğitim. Buraya gelip yüksek lisans yapabiliyor. Böyle bir durum söz konusu. İngiltere'de iki tane farklı üniversitede hiç böyle bir örnekle karşılaşmadım ama Türkiye'de evet. Böyle öğrencilerim oldu. Türkiye'de mesela birinci senesini doldurmuş tez dönemi zaten biliyorsunuz uzaktan da yapılabiliyor. O süreçte İngiltere'ye gelip yüksek lisans yapan öğrencilerimiz oldu. Bunu yapabiliyorsunuz. Bir sorun yok. Sadece biz başvuru sırasında yarım olan yüksek lisansınızdan bahsetmezsek iyi olur diyoruz. Çünkü red alıyor. Okullar kabul etmiyorlar bu durumda. Ama bahsetmediğimiz takdirde de FBI değiller sonuçta bilmiyorlar. Dolayısıyla bu tarz trikler yapıp okullardan da kabulümüzü alıyoruz. Bir sıkıntı yaşamıyoruz. Teşekkürler yanıtınız için. Arkadaşlar yavaş yavaş oturumumuzun da sonuna gelirken ben böyle bir toparlamak amacıyla bir soru sorayım. Eğitim dışında öğrencilerin yurt dışında kendilerini geliştirmesi için ne gibi aktiviteler önerirsiniz? Aslında ben eğitimin kendinize yapacağınız en büyük yatırım olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla aldığınız eğitimler aslında Türkiye'deki gibi ağır eğitimler değil. Burada eğitim öğretim şeklinde de. Yani siz burada alacağınız eğitimlerde öğrenerek çıkıyorsunuz. Ben defalarca yurt dışı eğitim programlarına katıldım. Dil okuluna gittim, sertifika programı, staj yaptım, işte Work and Travel'a katıldım ve bunların hepsinin sonucunda şunu gördüm. Programın içindeyken hep ya bu da böyle miymiş? Aa falan diyorsunuz. Ya da işte yüksek lisans konusuna geldiğimizde ben hep şey mantalitesindeydim. Ne kadar iyi bir üniversitedeyim. Ama hiçbir şey öğretmiyorlar bunlar bana. Nasıl ya böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir eğitim sistemi şeklinde çok bocaladı. Ama günün sonunda şunu fark ediyorsunuz. Siz bir şeyler öğrenmişsiniz. Onlar size aslında şunu 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 ezberleyeceksin, şu teoremler var, bunları göreceksin ve bu olacak demiyorlar. Günün sonunda harmanlanıp ortaya çıkan şey bambaşka bir şey oluyor. Dolayısıyla ben eğitimin kendinize yaptığınız en büyük yatırım olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu ülkeler çok sosyal ülkeler. Gittiğiniz zaman birçok farklı milletten farklı kişilerle tanışabilme fırsatınız oluyor. Bu ne demek? Siz İngiltere'ye geldiğinizde sadece İngilizleri değil,
Amerikalıları, Avustralyalıları, Kanadalıları, Almanları, Fransızları, İtalyanları da tanıyabilme fırsatımız oluyor. Sadece İngiltere nazarında konuşmayalım. Amerika, Kanada ve Avustralya da çok fazla göç alan ülkelerdir. Dolayısıyla bu ülkelere gittiğinizde İngilizce konuşulduğu için çok kozmik yapıda olmalarından da kaynaklı farklı ülkelerden insanlarla çok rahat tanışır, onların kültürünü de öğrenebilme fırsatına erişirsiniz. Farklı kültürleri tanımak insana her zaman iyi gelir. Bence ruhumuza da iyi geliyor. Bakış açımızı da değiştiriyor. Olaylara farklı bakabilme yetisine sahip oluyorsunuz. Vizyon kattığını düşünüyorum ben. Çünkü insanları yargılamamaya başlıyorsunuz aslında. O öyle yapıyor ama farklı bir kültürden geliyor. Nereden geldiğini anlamaya çalışıyorsunuz. Çok da faydalı oluyor açıkçası. Bu şekilde diyebilirim aslında. Oturumumuzun sonuna gelirken Leman Hanım, sizin değinmek istediğiniz başka bir konu var mı acaba? Şunu söyleyebilirim. Bizlere her zaman ulaşabilirler. Gerek Instagram'dan, Lemon Akademi üzerinden, gerek web sitemizden. Onu da söylemiş olayım. www.lemonakademi.co.uk web sitemizden de ulaşabilirler. Ya da ofislerimize gidebilirler. Türkiye'de Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Antep olmak üzere 6 tane ofisimiz bulunuyor. Ne zaman isterlerse bizi de ziyaret edebilirler. Bizler memnuniyet duyarız açıkçası. Bunun dışında merkez ofisimiz Londra. Londra'dan da benimle her zaman diyalog halinde olabilirler. Yurt dışına gelmek isteyen öğrencilerimiz önceden yani öncesinde Londra'dan bir geçer. Daha sonra Türkiye'ye yönlendirmelerimizi yaparız. Umuyorum faydalı olmuştur sizin için. Bizler her hafta üniversite öğrencileriyle buluşup bu tarz soru cevap etkinlikleri düzenlemek istiyoruz ki öğrenciler faydalansın, neleri yapabileceklerini görsün aslında. Burs konusuna bir girmedik. Süremiz ne kadar var mı acaba Yani aklınızda? isterseniz bahsedebilirsiniz. Tamam. Bursu da hemen kısaca şöyle söyleyeyim. Okullardan alınan burslar ve kendi başvuracağınız burslar olarak ikiye ayrılıyor. Burslarda şöyle Erasmus Plus, Chevening, Fulbright gibi burslara kendiniz başvurmanız gerekiyor. Okul burslarına da başarı esastır. Okullar her zaman başarılı öğrenciyi ödüllendirirler. IELTS'ten 7 üzeri ya da not ortalaması 3'ün üzerinde olan öğrencimi burssuz asla göndermem. Sandığınız kadar zor değildir. Dolayısıyla aslında çok ulaşabileceğiniz imkanlardan bahsediyorum. Kendinizi çok zorlamanıza da gerek yok. Sadece yola çıkmış olun. Yolda olduğunuz zaman her şey aslında peş peşe geliyor. Hiç hayalini kurmadığınız şeyleri yaşayabilirsiniz. Bizim de mottomuz aslında hayallerinizi ertelemeyin ve yola çıkından oluşuyor diyebilirim. Arkadaşlar, etkinliğimizin sonuna geldik. Lemon Akademi etkinlik süresince bizlere yurt dışında eğitim fırsatları hakkında bilgi verdi. Umarız ki sizin için de yararlı bir etkinlik olmuştur. Kendilerine verdikleri bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben Diğer size etkinlik... Abi, teşekkür tabii buyurun. ediyorum. Buyurun, kusura bakmayın. Ben size çok teşekkür ediyorum. Hani sürecin başından sonuna kadar verdiğiniz destekte çok da güzel ağırladınız bizi. Açıkçası Ceyda Hanım sizin nazarınızda kulübümüze de ekstra teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Diğer etkinliklerimizden haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Linkler chatte mevcut olacak. Ayrıca yayın tekrarına da YouTube hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Katıldığınız için çok teşekkürler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.